Evet, Motoplas'ta bugün Sezer'le birlikteyiz. Kilitleri inceleyeceğiz. Malum özellikle İstanbul'da çok fazla hırsızlık olayları yaşanıyor. Bunlarla ilgili eğer bir kilit ihtiyacınız varsa bu video sizin için faydalı olacak. Şimdi ben kendi motosikletim için nasıl bir tercihte bulunmalıyım kilitle ilgili? Şimdi öncelikle şöyle, mesela zincir mi yoksa disk kilidi mi almalıyım? Burada bizim genelde kilit ihtiyacı olan müşterilere sorduğumuz ilk soru bu oluyor. Yani uzun süreli parklarda mı kullanılacak yoksa kısa süreli genelde yanımda taşıyacağım dediği zaman otomatik olarak disk kilidini yönlendiriyoruz. Uzun süreli işte evin önünde veya mağaza önünde yani iş yerinin önünde park edileceği zaman da genelde zincirleri öneriyoruz. Tabii bunlar kendi kullanım alanlarına göre güvenlik olarak değişiyor. Disk kilitlerinde Avus'ta iki tane modelimiz mevcut. Şu an bizdeki modellerin tamamı alarmlı. Bunlar da darbe sensörlü ve hareket sensörlü diye ikiye ayrılıyor. Darbe sensörlüler level 8 olarak geçiyor. Orta segmentte olan ürünler. Bunların bağlantı esnasında herhangi bir darbe veya zorlanma karşısında alarm devreye giriyor. Diğer modellerde de hareket sensörü mevcut. Bu sensörlerde en ufak bir harekette alarmı devreye sokuyor. Burada mesela bir tane örnek göstermek gerekirse işte Avus'un 7000 RS modeli şu an için elimizde mevcut. Bu hareket sensörlü bir disk kilidi. Yani herhangi bir ufak seslerde, rüzgarda vesaire de hemen ötmüyor anlamda. Yani rüzgar veya işte böyle kedi kuyruğu sürttü geçti, rüzgar oldu, yağmur üstüne damladı gibi şeylerde, sorunlarda, unsurlarda herhangi bir sorun yaşamıyoruz bununla alakalı. Bu genelde hareket sensörlü olduğu için yani 360 derecelik bir sensör var bunda. Evet, diğer disketlerinde çünkü bildiğim kadarıyla sadece öne ya da arkaya ya da sağa sola oluyor ama bunda sanırım 3D dediğimiz. Tabii yani 360 derecelik bir sensör mevcut. Bunun bir bana göre güzel avantajı daha var. Disk kilidini kilitlediğimiz zaman alarm devreye girmiyor. Arada disk kaldığı zaman eğer alarmı devreye sokmak isterseniz burada tetikleyici bir mekanizma var. Disk buradayken siz dışarıdan bir kere baskı uygularsanız mekanizmayı içeri sokuyor. Aa, süper. Bu da alarmın devreye girmesini sağlıyor. Şöyle hatta örnek olarak da gösterelim. Şöyle tekrar göstereyim. Bayağı yüksekte ses var. Yani standart 100 desibel bir mekanizma ile geliyor alarm mekanizmasıyla. Tetikleyici mekanizmayı ittiğimiz zaman, daha doğrusu disk baskı yaptığı zaman öndeki LED gösterge bize ilk olarak bir ışık gösteriyor. Burada yanan ilk ışık bize pil ömrünü gösteriyor. Yeşil, turuncu ve kırmızı olarak bir bilgi veriyor. Az önce gelen bip sesi alarmın devreye girdiğini söylüyor. Her 5 saniyede bir de üstünde bir kırmızı ışık yanıp söner. Alarm devrede olduğu süre boyunca. Şu an motor yan sehpada gibi düşünebiliriz veya yan eğimli durumda. En ufak bir hareketle yavaş harfiyle kaldırılmasıysa burada alarm devreye giriyor. Aynı zamanda tabii bu sadece ön arka olarak değil. Orta sehpada da bırakabiliyoruz bazen motorları. Bu şekilde hani sağ ve sola hareket algılayıcılar da mevcut. Bunlar da aynı zamanda alarmı devreye sokuyor. En çok sorulan soruyu açıklık getirelim. Alarm sonsuza kadar ötmüyor. Alarm çaldığı zaman 15 saniye boyunca bu ritme çalıyor. 15'in sonunda duruyor. Hareket algılarsa 15-15 sürekli bu periyotlarda devreye giriyor. Onun haricinde hareket algıladı. Alarm 15 saniye öttü. Sustuğu zaman bir sonraki harekete kadar alarm kesinlikle ötmüyor. Peki sesi kapatma gibi bir durum yok herhalde. Bunlarda o şekilde yok. Kullanılamıyor. Ancak pillerin çıkarılması gerekiyor ki onun da çok önemli. Peki pil ömrü ortalama ne kadar gidiyor? Pil ömrü kullanılan yere göre değişiklik gösterebiliyor. Soğuklar çünkü bataryalara veya pillere etki edebiliyor. Ben kendi kullandığım disk kilidinde 2,5 senede bir değişiyorum neredeyse. Tabii bu 1 seneye kadar düşebiliyor. Ama ortalama olarak hani 1 sene diyoruz biz müşterimize yararlı bilgi vermek için. Tabii ki bunun da bir üst düzey olan 8077 ve 8008 modelleri mevcut. Bunlar dökme çelik, diğerleri de yine güçlendirilmiş çelik adı altında Granit serisi olarak geçiyor. Ama dediğim gibi disk kilitlerin tamamında şey yok. Disk kilitlerin hiçbir şekilde konumlandırıldığı vakit, yani şöyle burada bir örnek diskimiz var zaten. Taktığımız zaman, mesela şu şekilde dışarıdan bir ittiğimiz zaman alarm devreye giriyor. Zaten bu şekilde bıraktığımızda herhangi bir yerinden makas giremiyor. Yani inşaat makaslarının ebatları belli. Onlar herhangi bir yerden buna müdahale edemiyor. Benim tercihim 7000'den yana oldu. Çünkü kilit, yani alarmını ayarlayabiliyoruz. Yani istediğimiz zaman alarmını kapatıp açabiliyoruz. Diğerinde öyle bir alarm hep açık oluyor özellik otomatik yok, tabii. Olarak. Öyle bir özellik yok. Yani 8077 modellerinde diskin girdiği yuvada bir aralık olmadığı için disk buraya otomatik baskı yapıyor ve alarm devreye sokuyor.
Bunlarda alarmı devre dışı bırakamıyoruz. Tabii bir de 7000 arasının şöyle bir güzelliği var. Bunu kilitlerken 87 anahtarla beraber kilitlememiz gerekiyor. Diğerinde anahtar zorunlu değil. Günümüzdeki hırsızlıklara karşı bence böyle bir kilit edinmelisiniz. Ama önerebileceğiniz diğer markalar varsa ya da sadece disk kilidi olarak da değil, diğer güvenlik ekipmanları ile ilgili bize yorum bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz.